Çin tıbbı buna bir çözümdür. Ve bu çözüm geçtiğimiz asrın ortalarından itibaren artık Avrupa'da yaygınlaşmaya başlamış. 3000 yıla yakın bir yaşı var geleneksel Çin tıbbının. Neden soracaksınız? 3000 yıl bekledik de son 50 yıl ele aldık onu. Çin toplumun da özelliğidir bu. Bir kapalı bir toplumdu. 50. yılların Mao Zedong'un gelmesinden sonra bu işte Yeni yaygınlaşmaya yeni başladı. yaygınlaşmaya ve bilinmeye başladı belki. Söyleyebiliriz. Evet. Bunun genellikle Çin tıbbı çatısı altında önce tabii ki herkesin artık ağzında olan, popüler olan akupunktur tedavisi. Akupunktur birinci madde. Bir madde. İkinci madde doğru beslenme yöntemi. Evet. Bunun içinde otlar da geliyor tabii ki. Yani besin Çin felsefesine göre ilaç kadar etkilidir. Çünkü o da kimyadır, bu da kimyadır. Her ikisi de vücutta parçalanır. Parçalanma sonucu vücutta her ikisinin de verdiği belli bir aktif maddeler var. Ama biz maalesef ilacı olarak aktif madde görüyoruz, besini ise görmüyoruz. Evet. Oysa tam tersi yani. Bir de ilaç alırken belki 10 kere düşünüyoruz ama her besini tüketirken 10 kere düşünmüyoruz. Kesinlikle. Biz onu görmüyoruz, etken olarak görmüyoruz. Çok doğru. Yani oysa mesela biz toplumda görüşürken insanlarla işte bitkisel çay tüketimi tüketiyorum. Çok fazla. Evet. Ama bitkisel çayın nanesi de var, zencefili de var, ısırganı da var. Bunların etkisi çok farklıdır. Peki bunların etkisinin ayrımına nasıl varacağız? Şimdi bu uzmanla görüşmek gerekir tabii ki. Bu kişiyi, bir bu destek işi almamız lazım. Evet, kesin.